Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün Aydın Didim Mersindere mahallesindeyiz. 8 tane bitişik nizam özel otoparklı geniş bahçeli. Ben şu anda geniş bahçeli olan villayı tanıtıyorum. Her villa ait binanın altında otopark alanımız var. Tabii gayet de güzel 3 artı 1 açık mutfak. İddia ediyorum bu fiyatlara kalmadı. Yani gerçekten ben bazen de sıkılıyorum. Hani tanıtırken 4 milyon 5 milyon. Benim amacım, isteğim yani herkes ev sahibi olsun değerli arkadaşlar. Aydın Didim Mersindere mahallesindeyiz. Denize 200 metre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. 3 artı 1 açık mutfak bir villa sunumu için geldim. Şu anda Sinan kardeşim hem binanın dış cephesini gösterdi size hem de bahçe alanı gösteriyor. Tabii yeni yapı, yeni yapı olduğu için ufak tefek eksikleri var. Bunlar hepsi giderilecek. Aynı zamanda fiyatı söyleyeyim. Yani şu anda tanıtım yaptığım villanın fiyatı 1 milyon 700 bin lira değerli arkadaşlar. Bunların ara villalar var. Yani ortaya sıkışmış villalar var. Ufak teraslı yani ufak bahçe alanı yok daha doğrusu. Onların fiyatı da 1 milyon 400 bin TL. Yani bu biraz daha farklı geniş bahçeli. İsterseniz buraya bir yere barbekü de yapabilirsiniz. Önünüz açık zaten. Buradan denizi görebiliyoruz aslında. Ben çıplak gözle görüyorum. Tabi hava hem pusludur. Bayağı puslu. Şu anda siz göremiyorsunuz ama teras kısmına çıktığımızda rahat bir şekilde denizi görebilirsiniz değerli arkadaşlar. Şu anda Çelikkapı'ya doğru gidiyorum. Binayı da hani yerle paralel değil de böyle 30-40 santim yüksekte yapmışlar. Çelikkapı'dan içeri girdiğimizde açık renk malzeme kullanmış değerli arkadaşlar. 120-60 porselen seramik kullanmış. Tabi bahçeye çıkış bir sürgülü kapı vermiş. Aynı zamanda spot lambalar gayet güzel bir şekilde tasarlanmış. Hemen karşı tarafta da güzel bir televizyon ünitesi yerleştirmiş. Tabi mutfak kısmına baktığımız zaman buzdolabı, bulaşık makinesi, fırın, set üstü ocak ve aspiratör yeri mevcut değerli arkadaşlar. Tabi bankoda şey kullanmış, mermerit malzeme kullanmış. Aralarına da 10'a 20 güzel beyaz renk seramik seçmiş. Gayet güzel olmuş. Salon kısmımız bu şekilde. Orta yere de çok güzel bir avize yerleştirmiş. Tabi merdivenin altında bir el yüz yıkama ve klozet alanı yapmış. Bu olmazsa olmazlardan tabi. Bahçe alanı çok geniş netice itibariyle. Burada tuvalet ihtiyaçtır değerli arkadaşlar. Burada ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Şimdi birinci kata gidiyoruz. Birinci kata çıkarken bej mermerlerle basamaklar yapılmış. Spot lambalar verilmiş. Sensörlü değerli arkadaşlar. Tabi antresit gri alüminyum korkuluklarımız da mevcut. Kapılar kapalıyken burada belki şey gelir, karanlık gelir. Hemen kapıları açmam gerekiyor. Yukarıya birinci kata çıktığımızda şöyle genişçe bir holumuz var değerli arkadaşlar. Geniş bir hol. Tabi istenilirse buraya bir dolap gibi bir şey yapabilirsiniz. Çünkü banyonun ağzı burada bir dolap gibi bir şey yapılabilir. Hemen banyonun içerisine gireyim. Banyonun içerisine girdiğimizde Tempur cam da buzlu cam kullanmış. Duşa kabin içerisinde çift açılımlı vastas pencere konulmuş. Gömme rezervuar, çamaşır makinesi buraya düşünülmüş. Burada da görmüş olduğunuz gibi termosifon sistemini hazırlamış. Hani güneş enerjisi var normalde sistemi var. Olur ya kapalı havalarda elektrikle şofbeninizi veya termosifonunuzu çalıştırıp burada sıcak suyunuzu karşılayabilirsiniz. Çok güzel bir Hilton dolabı, üzerindeki seramik evye ve aynası. Aynanın arkasında da etajer yerlerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Tabii ufak tefek eksikleri var. Lambalar falan takılacak. Genel banyo bu. Bir tane genel banyo. Hemen burada ilk odamıza geçiyoruz. 3 artı 1 demiştim değerli arkadaşlar. Tavan yüksekliği gerçekten çok güzel. Yatak başları şu şekilde düşünülmüş. Gardırobu buraya sanırsam konulur. Aynı zamanda balkona da çıkışımız var. Bir de penceremiz var. Gayet güzel. Işık açısından iyi düşünülmüş. Şimdi hemen ikinci odamıza geçiyoruz. İkinci odadan da bahsedelim. Geniş odaları gerçekten çok geniş. Vavyen şeklinde yatak başlarına bu şekilde yön vermiş. İki tane gece lambası, dolabı bu karşı tarafa düşünülmüş. Hemen Sinan kardeşimin karşısında da televizyon yerleri, sistemleri hepsi hazır. Yani çanak falanla uğraşmıyorsunuz. Elemler yukarıda hazır. Gelip burada televizyonunuzu sadece bağlantısını yapıp çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi müştemilat kısmına çıkacağız değerli arkadaşlar. Müştemilat kısmına çıkarken gene bej mermerlerimiz, spot lambalarımız mevcut değerli arkadaşlar. Aynı zamanda antresit korkuluklarımız mevcut. Tabi devam ediyoruz birinci katta çıkarken. Gene bir holumuz var. Direkte terasa çıkışımız var. Ama aynı zamanda burada gene bir banyo alanımız var. Yani ikinci genel banyomuz bu şekilde değerli arkadaşlar.
Böyle Sinan kardeşim göstersin. Çift açılımlı vastas penceremiz, duşakabimiz, Hilton dolabımız ve klozetimiz mevcut. Dolayısıyla dediğim gibi buradan direkt terasa çıkışımız var. Yani insanlar odanın içerisinde yatarken kimse kimseyi rahatsız etmeden direkt terasa çıkar. Burada üçüncü odanın içerisine geliyoruz. Üçüncü odanın içerisine geldiğimizde gene yatak başları bu şekilde düşünülmüş. Gardırop karşı tarafa, yatak odanın içerisinde de terasa çıkışımız mevcut. Tabii şimdi terasa çıkacağız, videomuzu bağlayacağız değerli arkadaşlar. Teras kısmına çıktığımızda gerçekten geniş, ferah bir terasımız var. Açık renk kullanması her zaman iyi değerli arkadaşlar. 60'a 60 porselen seramik döşenilmiş. Tabi istenilirse buraya cam balkon yapabilirsiniz, pergüle atabilirsiniz. Burayı da yaşam alanı yapabilirsiniz. Sinan, şu anda ben denizi net görebiliyorum. Şansımıza bugün hava biraz bulutlu. Deniz manzarası da son derece güzel. Karşıda cami var, zaten pazar yeri var. Toplu taşımaya çok yakın. Gerçekten konum ve lokasyon olarak güzel bir yerdeyiz. Aydın Didim, Mersindere mahallesindeyiz değerli arkadaşlar. Videonun başında da söyledim. Bu sunumunu yaptığım 8 tane bitişik nizam villadır değerli arkadaşlar. Her villa ait kendine kapalı otoparkı, yani binanın altına girecek şekilde kapalı otoparkı var. Olur ya, yurt dışından geldiniz, aracınızı buraya kilitlersiniz, gidersiniz. Seneye tatilinizi tekrar başladığında uçakla gelip arabanızı kullanabiliyorsunuz. Bu olmazsa olmazlardan, yani gerçekten olması gereken bir şey. Tabii şu anda şeye baktığımız zaman değerli arkadaşlar, fiyatlara baktığımız zaman şu anda en geniş bahçeli, en güzel bahçeyi tanıtmaya çalıştım değerli arkadaşlar. O da nedir? Buranın fiyatı 1.700.000 TL. Yani 1.700.000 TL. Tabi arada kalanların fiyatları değişiyor. Mesela bunun bir yanı 1.400.000 TL. Bunların liste fiyatları pazarlığa açık değerli arkadaşlar. Tabi Miraç Emlak olarak biz diyoruz ki herkes ev sahibi olsun. Herkese hani elimizden ne geldiyse bir şey yapalım, yardımda bulunalım. 5 milyondan 4 milyondan artık diyorum ki hani insanlar sıkılmasın, biraz da bütçeye uygun olsun değerli arkadaşlar. Dediğim gibi Miraç Emlak'ı takip edin, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.